Ozan Bilginer. 1979 yılında Ankara'da doğdu. Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde bitirdi. Ulusal ve uluslararası birçok karma sergilerin yanında 3 adet kişisel sergi açtı. Eserleri ulusal koleksiyonlarda yer aldı. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde baskı alanındaki yarışmalarda ödül aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmalara devam etmektedir. Serigrafi tekniğini kullanıyorum daha çok baskılarda. Serigrafi tekniği özellikle Andy Warhol ve Rauschenberg ile birlikte ortaya çıkan, önem kazanan bir teknik. Onların çağdaş sanatta serigrafiyi kullanma tarzları, kavramsal bir içerik yaratmak ve bu içerikle birlikte aynı zamanda politik ve sosyal mesajlar da vermek üzerine kuruluydu. Serigrafinin ben bu tarafını alarak işte günümüz çağımız sanatına birazcık da uyarlayarak özellikle kendi Türkiye koşulları ve kendi kültürel ortamımıza uyarlamaya çalışarak serigrafiler yapmaya çalışıyorum. Bu anlamda yaptığım işler iş artık diyorum onlara. Çünkü sadece geleneksel bir baskı yapma yöntemi değil bence benim için baskı işi. Ama aynı zamanda bir çağdaş sanat mevzusu, çağdaş sanatla ilintili bir anlam, anlamlar dizisi. Bu yüzden baskı yaparken genelde neden çoğalttığımı bir görüntüyü, bu görüntüyü neden yaptığımı, yani sanatla ilgili sorulara cevap vermeden, bir takım gerekçeler bulmadan o işi yapmıyorum. Hepsine teker teker sorular, her sorulara cevaplar bularak, üzerinden geçerek işler yapmaya çalışıyorum. Evet, bu birçok konuyu, birçok bağlamı bir araya getirdiğim zaman ve birçok bağlam uzun bir süre boyunca böyle kafamın içerisinde nadasa yattı diyelim buna. Bekledikten sonra ortaya çıkan bir süzme bu. Çağdaş sanat olarak düşünüyorum bunu. Çağdaş sanatın içerisinde kullanılması gereken bir teknik olarak düşünüyorum. Ve o tip sergilere katılıyorum açıkçası. Yani baskı sergilerine sadece katılmıyorum. İşte İstanbul'da, Ankara'da yaptığımız sergilerde genelde çağdaş sanat sergileri. Yani çağdaş baskı değil sadece. Bu tek benim yaptığım iş kavramsallığı ve bilgiyi biriktirerek ve bunu günümüz politik, sosyal, ekonomik, kültürel bağlamlarını, boyutlarını iyice sıkıştırarak, süzerek, onun içerisinden çıkarttığım yağlarla, minik minik yağlarla yani özlerle bir görüntü avlıyorum, görüntünün peşinde koşuyorum. Ve en sonunda bir şeye dönüşüyor, bir görsel bir veriye dönüşüyor yapılan şeyler benim için. Birazcık zorlu bir süreç oluyor yani her süreç kendi içerisinde böyle bir geller gitler süreci barındırıyor. Öyle yani özel olarak kendim, benim çevrem, benim bu periferi içerisindeki durumu ve bu durumu anlatan politik, sosyal ve kültürel özellikle bağlamları olduğunu söyleyebilirim.